İki devlet, bir millet, Türkiye ve Azerbaycan işte bu zor günlerde de dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyorlar tüm dünyaya sevgili seyirciler. Hemen Bakü'ye gidelim. Azerbaycan'daki son durumu bize Bakü muhabirimiz Fatih Havanos aktaracak. Coşkun Özen, Azerbaycan'da son 24 saat verileri açıklandı. Azerbaycan'da son 24 saatte 50 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle şu ana kadar toplam görülen vaka sayısı 1148'e yükselmiş oldu. 39 hastanın da iyileştiği açıklandı ve toplam iyileşen hasta sayısının da 289'a çıktı ifade edildi. Maalesef bir kişi son 24 saatte hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi Azerbaycan'da. Tabii şu ana kadar 70 bin test yapıldı Azerbaycan'da ve toplam karantina altında tutulanların sayısı ise, vatandaşların sayısı ise 2800'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii en önemli, en kritik nokta şu: Azerbaycan'da 200'e yakın durumu ağır olan hasta var ve Azerbaycan sağlık çalışanları da canla başla 24 saat ara vermeden o hastaları hayata tutundurmak için mücadele ediyor. O durumu kritik olanlarla ilgili de tabii son veriler, bilgiler paylaşıldıkça da sizlerle aktaracağız. Azerbaycan tedbirlerini arttırmıştı. Çünkü 28 Şubat'ta da, Şubat ayının sonlarında Azerbaycan'da ilk vaka görülmüştü. O yüzden de Türkiye'den yaklaşık 15 gün önce tedbirlerini almaya başlamıştı. Eğitime ara verilmişti, tüm sınırlar kapatılmış, uçuşlar durdurulmuştu ve Azerbaycan'da kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar günde sadece 2 saat dışarı çıkabiliyorlar ve bir izin sistemi oluşturuldu SMS ve internet portalı üzerinden. Buradan izin alarak çıkıyorlardı. İşte onun meyvelerini de son 2 gündür alıyoruz. 2 gündür toplam vaka sayıları, günlük gerçekleşen vaka sayıları 50'yi geçmiyor Azerbaycan'da. Tabii Azerbaycan yetkili kurumları da bu tedbirleri sıkı bir şekilde takip ediyor. 12 günlük bu periyotta toplam 16 binden fazla araca ceza yazıldı. Çünkü izin koşullarını ihlal etmişlerdi. Ve 8103'e SMS atıyorlardı. Buraya da usulsüz mesaj attıkları gerekçesiyle 56 kişi gözaltına alındı. Az önce haberimizde izlemiştik. Ankara'nın Azerbaycan'ın jestine karşılığı çok güzel de bir haber olmuş. İşte Azerbaycan basını da Ankara'nın simgelerinden Atakule'nin Azerbaycan bayrağının renkleriyle yansıtılması, ışıklandırılması ve orada verilen mesajlar, iki devlet tek millet, can Azerbaycan'a sevgilerle mesajlarıyla burada manşetlerin süslendiğini ifade edelim. Oldukça önemli bir etkileşim aldı Hasan Doğan. Cumhurbaşkanı özel kalemi ve Büyükelçi Hasan Doğan ilk olarak paylaştı. Ardından Azerbaycan'ın resmi kurumları bu paylaşımı çoğalttı. Ve kısa sürede sosyal medyada inanılmaz paylaşımlar olduğunu, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı destek ve kardeşlik mesajlarının sosyal medyada binlerce mesaj şeklinde paylaşıldığını ifade edelim. Başkent Bakü'de notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, bu süreçte dayanışma son derece önemli. Fatih Havanos Bakü'den aktardı Azerbaycan'dan notları.